Ben elbette ki sağlığımızı tehlikeye atacak şekilde kendi vücut temizliğimiz için gerekli su kullanımından bir kısıtlamaya gidelim demiyorum. Ama en azından bundan böyle otomobillerimizi su kullanarak yıkamaktan vazgeçebiliriz. Ya ne yapacağız peki? Çünkü arabaları ıslak mendille mi sileceğiz be? Abi bu herif son zamanlarda böyle kanal kanal dolaşıp arabanızı 6 ayda bir yıkatın türünden talihsiz demeçler verip duruyor ya. İlgiye mi ihtiyacı var bunun? Akşam evden alıp bunu biraz sevgi gösterip okşayalım mı abi? Ha, gidin okşayın tabii. Tepemizde yeterince polis yok zaten. Bir de bunun için takın adamları peşimize. Abi, Hafize Ana geliyor. Toparlanın. Annem geliyor. Ne yaptın lan? Şu jant cilası sürdün kafana. Dur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın anne, hoş geldin. Ne günaydın Aliş? Öğlen oldu. Siz dükkanı yeni açtınız tabii, ondan size sabah gibi geliyor. Yok, neyiniz anne? Sabahtan beri çalışıyoruz burada değil mi? Tabii. Aliş, anneye yalan söyleme bakayım. Anneye yalan söyleyeni cehennemin en sıcak yerine atıyorlar. Sabah balkondan kaç kere baktım, hiçbiriniz yoktunuz ortada. Kim bilir dün gece yine nerede söndürdünüz feneri? Ayşegül sen niye okula gitmedin? Ya bugün dersim öğleden sonra abi, şimdi gideceğim. Ha tabii öğleden sonra. Hoş geldiniz Hafize teyze. Bu koku da ne ya? Evladım sen ne sürdün kafana? Yok bir şey sürmedim Hafize ana. Arabanın altına girmiştim motor yıkaması için. Oradan yağ filan damladı herhalde benim saçıma. Hadi abicim hadi. İşinize bakın siz. Baş üstüne abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Beyler. Ben bir yarım saat belediyeye kadar gidip geliyorum. Artezyen kuyusunu konuşmaya mı gidiyorsun abi? Artezyen değil oğlum. Onun adı artezyen. Ne vuruyorsun? Al, bir İki. Daha vurayım. Efendim abi. Dükkana mukayyet ol. Merak etme abi ben buradayım. Biliyorum. Ferru. Geldim abi.